Bak bir şey varyasyon diyeceğim, bunun göstereceğim. filmi yok muydu? Var, çok kötüydü ama. Şey, kimdi şu adam? Jason Statham mı oynuyordu? Yok. Hiç Kim öyle kaliteli oynuyordu? yapmamışlardı bunun filmini. Jason Statham filmlerine benziyor ya resmen. Yani aksiyon tadı açısından. Bak Bu şimdi, başlayabileceğimiz farklı nokta var mı? bölümle ilgili belli bir şey bilgiye ulaştığımız için şimdi doğrudan içeride bahçıvan kostümünde başlayabiliyoruz. Ya da adamların safe house'ları var bir tane, tanıkları saklamak için Şimdi orada hedef ne? başlayabiliyoruz. Hedefler yine aynı ama yöntemler değişecek işte. Öldürdüğümüz insanları bir daha mı öldüreceğiz? Sıfırdan giriyormuşuz gibi düşün. Ay, liman çok güzel görünüyor. Bak işte istersen kilisenin morgunda da başlayabiliyor, kilisenin kulesinde de başlayabiliyor, kalede de başlayabiliyor. Bak hiç gitmediğimiz yerler buralar. Liman Oralara gidip görelim olsun. şimdi, keşfedelim oraları. Biraz manzara izleyelim ya. Okay. O zaman ben yine meydandan başlatacağım. Bir fikir Ya var çünkü niye? aklımda. Göstereceğim sana. Başka kılıkla Yine kıyafetle bana hayır başlayalım demedi mı? ama kendi istediği şey yaptı. Başka kıyafetle başlamak ister misin? Oha, kovboy şapkalı kıyafet çok hoştu. Şu mu? Bununla başlıyorum o zaman. Yes. Yanıma ekstradan bir şey alsam mı diye bakıyorum. Lockpick. Kapıları Bir mı şırınga açık? alayım mı? Gerçi boğazını kırarak öldürüyorum ben insanları ya. Şunlar daha iyi değil mi? Bir lockpick alayım. Bozuk paralarım Coin ne işe kalsın. yarıyor? Oyundaki en güçlü silahlardan biri. Yere atınca sesine adamlar ne oluyor lan deyip sesine bakmaya gidiyorlar. O arada inanılmaz her şeyi Bu yapıyorsun. gerçekten işe yarayan bir numara Yani mıymış? oyunda evet. Ya ben niye bunun başına oturunca hep canım abur cubur istiyor? Şu an canım yine abur Oyunculuğun böyle bir tarafı var bak. Ben de işte boşuna kilolu bir insanım ya. istedi. Adamla oyunun başına geçiyoruz, canım abur cubur istiyor ya. Çok ilginç. Şu an canım jelibon istedi. Başlayalım yine. Şu kadın akıllı oldum ben. Neden? Hem kendisi böyle bir şey yapıyor Şık bir sürekli. İtalyan kadın olduğu için mi? Ya hayır. Adama kendisi, ya resmen adam kendisine bakmıyor falan diye Kezban ego mı yapıyor. kendisi? Vay şerefsiz. Peki gidiyorum ben o Biraz zaman. öyle. Git git. Şimdi Salağın bak. teki. Kapıdan girme metodunu denemiyoruz zaten. Delilik. Şurada bir hikaye ipucuna yakalandık. Onu devam ettik. Bir O şey diyeceğim. kalsın. Mesela Ona oyunda o gitmeyeceğim şapka tekrar. çok dikkat çekmemize sebep oluyor gibi bir şey var mı? Nerede olduğuna bağlı olarak hayır. Şimdi buralar sivil alan olduğu için Allah'ın Amerikalı turist derler, geçerler. Allah'ım ne güzel resmedilmiş. Sokaklara bak. Şuna bak, aynısı yapılmış şeylerin. Kapı girişlerinin, dükkanların. Sapienza'yı gördüğüm için söylemiyorum da. Bir Roma, bir Milano Yani görmüşlüğümüz var ama. evet var. Çok gerçekçi. Sıvaların dökülmüş olmasına varana kadar her şey. Roma olsa mesela pislik içinde olacaktı her yer. Roma pislik içinde değildi ya. Binalarına çıldırmıştın ya sen. Ha, binalar, evet. Bak şurada bir mevzu var. Bir girelim bakalım berbere. Girelim. Binaları böyle fırçayla fırçalayarak ciflemek istemiştim. Francesca DeSantis, the female doctor that's staying at Villa Caruso. Really? Wonder what she wants with a snoop. Well, you didn't hear it from me, okay? Where'd you see him anyway? Couple of streets over, sleeping on a bench. Lenin, hoş geldin. According to our research, a private investigator man has performed services for Sylvia Caruso in the past. The question is, does Falcone still work for Caruso? Or does DeSantis have an agenda of her own? Only one way to find out. Yeni bir Nasıl yapacağız? ipucu yakaladık şimdi. Buralarda bir yerlerde bir bankta uyuyan bir gizli dedektif varmış. Bir onu takip et bakalım Bu diyor. az önceki adamın bahsettiği Francesca bizim hedeflerimizden biri değil miydi? Kadın. Onunla görüşmeye meğer bir adam geliyormuş. Şimdi bir gidelim bakalım orada neler oluyor. Ay çok güzel. Save Çok güzel. atacağım. Piran'a gittim ya ben, Slovenya Kel Piran. biri kuaförü de çok dikkat çekmez mi abi demiş. İşte şapkamız var o yüzden. Şey, Piran'ı gördüm ya bu sene, Slovenya Piran. Aynı oraya benziyor. Orası sonuçta bir Akdeniz şehriydi. Burada uyuyor adam. Hangi adam uyuyor?
Bak. Şurada gördün mü? 4 metre mi ne? 4 metre. O mesafeyi koru mu demeye çalışıyor? Adamı uyandır diyor ama adamın üstünde beyaz boncuk var. Adam bizim... 4 m ne demek? Adamı... 4 metre. Tamam. Neden 4 metre? Ha, yakınlığını veriyor sana. Of, kusura bakmayın ya. Sıkıntı yok. Hiç bilmiyorum böyle şeyleri. Bunlar aslında şu açıdan önemli. Hatta biraz da artistik yapayım sana. Bunlara diegetic information deniyor. Ya oyunun parçası içerisinde böyle bilgiler hep ekstradan verilir ki şey olsun diye. Oyuncu gözüyle anlayamadığı şeyleri aslında algısal olarak hemen çözebilsin diye. Şimdi ben herifin yanında oturuyorum da. Herifin beni tanıma ihtimali %100 çünkü kafasında beyaz boncuk var. Niye yanındasın peki? Neden yanına gittin? Benim şimdi niyetim herifi bir şekilde egale edip heriften bilgi almak galiba. Ama herif de sivil bir yerde. Şuralarda saklanacağım bir yer bulup herifi bir bozuk para sesiyle uyandırayım. Bak şimdi. Bozuk paralar ne işe yarıyor demiştin ya. Pickle Palpatine hoş geldin. Lan başka herif geldi bakmaya. Mr. Santos, Sal Falcone. Sorry for the delay. I needed to. Telefonla kadınla konuşmaya başladı şimdi dinliyoruz herifi. Limanda buluşalım dedim. Biz dedektifin kılığına gir diyor. Dedektifi bir yerde bayıltıp elbiselerini alacağız demek ki. Bu da çok zor ya. Siviller yerlerde çünkü adam. Enhaya çekmemiz lazım bunu. İzliyorsun ha, var mı bana bir tavsiyen bir şeyin? Ben kafama göre takılıyorum da sen hep bir şeyler söyleyebilirsin bana, müdahale edebilirsin. Laf mı soktun? Hayır. Hayır. Tamam yava, yapılacak başka bir şey yok zaten. Yapılabilecek tek şey yapıyorsun. Aha. Adamı izleme devam. İkinci bir save alacağım. Şu ara sokakta sanki herif çöksem çökerim gibi hissettim. Vallahi biz çökelim diye özel hatırlar vermişler burayı. Bunu öldürmen gerekmiyor mu? Yok. Öldüreyim mi? Öldür tabii ki. Seni tanıyabilecek adam değil mi bu? Yok, görmedi ki. Lan birisi. Adamın kafasına boncuk yok mu? Tanıyabilirdi ama görseydi, görmedi ki hiç. O boncuk ya görse tanır anlamına görürüm. Geliyor. Tamam, tehlike sonuçta adam. Evet ama artık kendisi çöpte. Herif uyanana kadar ben çoktan gitmiş olurum. Hadi 5 dakika sonra uyandı, tam biz iş üstündeydi. Uyanmaz, benim ümüğünü sıktığım adam rahat 45 dakika yatar. Ben sana... Aşkım biraz fazla vicdanlısın ya. Ben sana katil garantisi veriyorum ablacığım. Biz ümüğünü sıktık mı minimum 45 dakikası var. Eğitimini aldım Tahran'da 12 yıl. Peki şu neyse, ensendeki barkoda taktım ben. Ay aynı piro. Bu arada şu balkon tanıdın mı? Bak oralar demin zehir attığımız yerler. Evet, evet. Yani aslında her aynı haritanın farklı kısmından dönüyoruz. Ay denizin güzelliğine bak. Ay her şeye bir müddet ara verip yüzsek mi? Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Son derece işinde ciddi insanız. Gördüğün gibi sahilde bile takımla gezeriz yani. Aa, bu bir önceki bölümde mankenlerini öldürdüğümüz moda markası. Belki de aralarında bir bağ vardır. Kediler yıkacak yine yeşil perdeyi. Çıldırıyor yine. Osman! Kaçtı. Az dedin kral. 2-3 gün durur o çöpten az. Akşama çöpçü bulur en kötü arkadaşlar. Geldik limana. Hmm. Şurada buluşacakmışız kadınla. Valla kadın bu adamı aradı, dedi ki limanda beni bekle. Bekleyeceğiz şimdi. Bizi bilmiyorsa o zannedecek. Francesca mı? Ha. Şuradaki kadın değil mi? Nereye gidiyorsun? Orada bir aile balık avlıyor. Ya tamam, burada buluşacağız işte kadınla. Bir gelsin bakalım ne diyecek. Belki de eğitimi özel bir yere götürecek. Belki silah çekecek. Biraz olayların gelişmesine izin ver yani. Kadını bekliyoruz şimdi yani. Bak şurada bir kale var. Ara gidip orada bir şeyler var. Ay, mı ona bakabiliriz. Ay çok güzel görünüyor be, manzaralara bak. Bak şu yukarıda havuzundan su akan adam var ya, o arkadaşta gizli laboratuvarın girişi var filan. Biliyorum biliyorum, orayı anladım.
Peki biz kadını böyle açık mahalde öldürecek değiliz herhalde. Bilmiyorum, bakalım bir gelsin bakalım yani, ne diyecek? O ne diyecek yani? Gelecek mi? Nereden gelecek mesela? Nereden geldiği çok önemli. Gemiyle mi gelecek? Tekneyle orada mi gelecek? Orada Milan şeyin içinden bir yerden geliyor. Çok güzel. Bak görüyor musun? Şu sabahmış. Şeyden geliyor. Buradan geliyor. Ben buradan şimdi fişini çekerim. Daha bundan alacağımız bir bilgi falan bir şey var mı? Bir konuşalım bence. Yanında güvenlikle geldi ya. Niye bizim yanımızda durmuyor? Benle görüşmeye geldin kız sen. Belki de ben olduğumu bilemedi. Dur bakayım şu yerime geçeyim. İpimi bilmiyor olabilirse. En kötü çekerim silahı, kafalarına sıkarım. Bam, bam, evet bam. De. Sonra da suya bundan atlar kaçarım. Bundan alınacak bir bilgi bir şey olabilir mi acaba? Dedim bilmiyorum ya. Gelsin bakalım. Oyunun seyrini falan değiştirecek. Belli ki bir bilim insanı. Virüsü üreten kişi falan herhalde bu. Öyle. Hanım nereye? Şimdi yerine geçiyor, öyle düşün. Geçti yerine. Ben de geldim, yenge benim diyeceğim şimdi. Ay pardon. Bir anda çöktüm kapının karşısında. Ablacığım ben güzelliğinizden çok etkilendim bir an. Ayağım şey oldu, kusura bakmayın. Ben de yürü, burası çok kamusal alan dedi. Bak kız bizi tenhaya çekiyor asıl. Ay ayakkabıları pek güzelmiş. Ya İtalyan'ın bilim kadını bile... Ayakkabılarını alabilir miyiz? Ya erkek olduğumuzdan yakışmaz bize. Biraz. Deneriz belki, niye? Crossdresser oluruz, bir şey oluruz. Biz de giyeriz, canımız isteyebilir bizim de. Ablacığım bu güvenliklerin geliyor yalnız senin. Bunları bir yerde bıraksak mı? Ya çünkü güvenlik ya, dediğimde... Ya gelsin kardeşim, çekerim sana saldırırsa tak, aynen tak. Öyle. Çok Trabzonlusun bazen Ceren. Ki. Ben değil herhalde. Nereye gidiyor? Ay, saplar orada kaldı bak. Kızım artık konuş. Mr. Falcone, what I am about to ask you might be highly unorthodox. Katolik değilmiş. Silvio Caruso hired you for an acquisition job. I need to know what exactly it was you acquired and why. Saniye bilgi vereyim ben. PI confidential. I am willing to pay you handsomely. You could retire. Hire others to dig through garbage. Don't think so. I like to get my hands dirty. If you wanted to claim the moral high ground, you could have done so over the phone. Saved us both a trip. If you change your mind, you know where to find me. Uzatma lan. Hadi bak. Adamın kafasında boncuk çıktı, vur. Hadi hayırlı tıraşlar. Biz de DNA virüsü adamın üretene böyle yaparlar. Adamın kafasında boncuk olan adamı vursana. Bak artık yok ama. O an aksiyon anı olduğu için vardı, şu an yok. Sonradan olmayacak mı? Bu kız buradan bir yerden çıkıp mı geldi aniden? Evet galiba. Burada bir gizli bir şey mi var? Böyle şeylerden şüpheleneceğiz oyunda yani. Tabii. Yok. Ya dur hayır, yerdekini al diyorum, bozuk para atıyor sürekli. Neyse. Yandım. Arada para verdik, artık almak lazım. Burada ne yapıyor be? Aa. Bak burada iki tane herifçioğlu var, burada bekliyorlar. Neyi bekliyorlar bunda? Abi güvenlikli tuvalet mi olur? Var demek buralarda bir numara. Azıcık daha arayalım. Ben de heriflerin yanında... Geri gidiyorsun. Bozuk para atıp durma. Evet evet, sadece şüphelendim, bir etrafa iyice bakmak istiyorum. Aha! Bak! Ne? Kapı mıymış? Kapı mı? Bu taraftan nasıl atılıyor? Açılıyor acaba? Buradan mı? Adını oraya atmamış mıydın sen? Yok, öbürünü attım kadına. Al. Al sana sahibin. Bunu da sakla hemen çöpe. Saklayayım mı? Tabii ki. Kadının yanına koyayım da yalnızlık evet. Kalmasın. Yoluna yoldaş olsun. Yerden silahını da alayım. Cebimize koyalım.
Bence iyi gidiyoruz şu an kadar. İyi şu herif görmedi ha. Oradaki kapının arkasında ne var ya? Ya işte laboratuvar var muhtemelen. O kadın bir anda buradan çıkıverdi çünkü laboratuvarda çalışıyor normalde. Buradan bir yerden kesin açılıyor o da işte nereden. Ya şurayı bir geç bakalım. Hayır buralarda belki gizli bir buton vardır, bir şey vardır. Ona bakıyorum. Bu karakterin çişim işi gelmiyor değil mi? Sims'te olduğu gibi. Aşırı iyiyiz biz. İyiyiz. Yok. Orayı herhalde ya patlatacağız ya bir şey yapacağız. Peki. Ablayı hallettik. Şimdi eleman ve virüs kaldı sadece. Eleman için de farklı rotalar deneyebiliriz istersen. Bu ne? Şu bisikleti alabiliyor muyuz? Çiçek buldum. Çiçeği ne yapacaksın ya? Valla çiçek var oyunda. Demek ki bir şey oluyor çiçekten. Alabiliyorsan bir manası vardır diyorsun. Hemen sabduğu çıkıyor orada. Ne yapacağım onu sabduğu edip o sırada? Ben bir yukarıya çıkayım bakayım buralarda neler var. Her yer közcü dolu. Evet. Şehirde. Bir de şöyle elinde şimdi çiçek varsa daha az dikkat çekiyorsun. Evet, yazık evet. Aşk herhalde evet, falan evet, diyorlar. Evet, anladım. Kaslı bir ayı olarak gezmekten daha az dikkat çekiyorsun katil olarak. Nereye girdiğimi bilmiyorum şu an. Yine ha, aynı merdivenler de benziyor bir önceki oyunda. Ama o başka bir binaydı bu değildi. Michael Palpatine olmaz. Öldürdüğümüz bir kadını soymak bize yakışmaz. Biz sadece katiliz arkadaş. Wow dur. Yasak bir yere girdik az önce. Açayım burayı. Yasak. İçeride biri var mı biliyor muyuz? Biri varsa da ağzına veririm çiçeği. Kimse yokmuş. Kapıyı arkadan falan kapatmamız gerekmiyor mu? Böyle şeyler gerekmiyor herhalde. Yok. Bunu da gerekmiyor. Kapandı zaten. Kapanıyor evet. Yine aynı adamın evine gelmedi mi? Aynı ev değil şimdi tuhafı. Çok benzettim ben. Bak burada da bir güvenlik şey kalıyormuş demek ki gördün mü? Güvenlik kıyafeti bulduk kendimize. Yani ne işim zarar bilmiyorum bulduk yani. Hamdolsun. Geziyorum şu an öyle boş. Mert şu merdivenden aşağı insene. Önce dedektif kıyafetiyle mi takılayım yoksa bu kıyafetle mi? Yani öbürü daha iyiydi sanki. Ama binanın içine girmem lazım o bir herif için galiba. Aha. Kilise Church anahtarı key, buldum ha. Çok iyi. Yalnız demek ki papaz da işin içinde. Bıçak çekeceğim bir tane. Bıçağı da. Polite girdim. Ben bakıyorum. Aha İsa falan da var. Herkes var vallahi. Konuya herkes karışmış. Burada alınacak bir şey yok herhalde. O ne? Aha. Church stuff. Taze yapayım mı kendimi? Süper. Of, tam, gerçek bir seri katil olduk ha. Tam tipim hakikaten şey oldu ha. Bıçağı niye attın? Cebime koydum. Ha. Bana günahlarını çıkartabilirsin yavrum falan deyip de böyle kulağına bıçak sokan adam oldum değil mi? Biz bu kiliseye bir gidelim bak anahtar çıktı. Gidelim. Kilise hadi çalışanı şey görelim. Çıktı. Hem de eski kilise görelim. Kültürümüz artsın biraz. Of, çok güzel. Gidiyorum kiliseye. Koşarak gittiğin zaman kimse niye koşuyorsun demiyor mu? Belki çanı çalacağım zangocum ya. Allah Allah. Karışayım mı araya? Hayır. Karıştım bile çünkü papazın üstüne boncuk var. Papazı tanıyabiliyor demek ki. Bir dakika lan diyor benim Allah'ın bana emanet ettiği sürünün içerisinde böyle bir insan yoktu falan diyor. Böyle. Böyle. Çok coşuyorlar ya bunlar böyle. Bilim kadını var nereye gidiyor? Onu takip edeyim mi? Papazın önünden nasıl geçip gideceksin? Günah mı çıkarıyordu o? Demek günah çıkaracağı yere gelsen oradan bu toz sokup böyle kimlik kartını alabiliyorsun belki de. Ne bileyim. Tanrı'nın evinde öyle şeyler yapmamalıyız. Okey. Papaz da iki gevgev patlattı gidiyor şimdi. Böyle bunların zaten ne işi var anasız. Sizin böyle günahınız affoluyor yani öyle mi? Aa dur kadın günahını çıkarıyor. Ben de sanki günah arkada... Günah çıkarmıyor. Mum yapıyor kadın. Dilek diliyor. Bir şey oluyor orada. Ama ne, neden yani? Bilim kadını bir de yani. Demek ki bir... Follow Mission Story Guide. Bir şeyler olacak.
Mission story reveal. Bak yanında güvenlikle falan geziyor oğlum, bir şeyler var. Sen biraz uzakta yürüsen. Ben de hani kilisedendim falan diye girip girdim içeriye, iyi mi? Vay. Bak olaya bak, gördün mü? Böylece şey bulduk. Aa, bunların laboratuvarda çalışan dayılardan biri ölmüş burada. Niye ölmüş? Bunu biliyor muyuz? Virüstendir abi, virüs üstüne çalışıyorlar. Sen de kapmayacak mısın şimdi virüs? Yok ölmüş, canım. Ölmüş, virüsten ölmüş adamın kıyafetine giydin. O şeydir. Kıyıp üstüne böyle ölmüş adamı sonradan koyuyorlar ya. Bilmiyorum, ölürsek de ölürüz. Adamın artık giydim. Adamın kanı falan hala kurumamış da neyse. Artık giydim yani. Biri gelirse diye. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun oğlum ya? Bizi ele verecekti. Nereden anladın onu bir anda? Hissettim. Ha. Senin yani şey gözün olacak, katil gözün olacak böyle hık diyene. Şuradan üçüncü göz. Aynen. Çok bizi ele verecek bir hali vardı yani. Ben onu hissettim o an. Bakalım ne düşmüş yere bak. Anahtarını düşürmüş. Pick up church key. Çaka. Şey. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ay, bizde... çok güzel ya. Bizde hem laboratuvar anahtarı hem laboratuvar kostümü var. Hmm. Tıkır tıkır gideriz mekanımıza. Ama laboratuvarın girişi nereden? Buradan giriş var mı acaba laboratuvar? Yoktur herhalde. Güvenlik malikaneye git. Malikanenin içinden girelim yine. Ama demek ki benim gibi çalışanlar bir yerden giriyor çıkıyor yani. Hepsi malikanenin kapısından girip çıksa millet der ki bu ne lan malikanenin içinden 20 ya, tane. Ya malikanenin orada bir yerde çıkıyor. Bir giriş kapısı var mıdır? Demek istedim. Şuradan ben bir kullandım ama. Gidelim mi oraya bir? Ha, ben de işte buralardan bir yerden ya, kullanıyorum. Mağaza. Mağazanın içinden bir yerden olmasın? Bakacağım. Sanguin. Mağazadan bir şey gözükmüyor. Şu tünellere ben bakacağım bir İçine yine ya. İçine girsek belki vardır farklı bir şey. Abi çünkü tünellerde burada iki tane güvenlik var aynı anda yani. Burada kaç kere yavrum ya ama. Bunları döven mi ben? Konuşturabiliyor musun? Yok ya. Kulak misafiri olma var oyunda, konuşturma yok. Kötüymüş. Taplar kaçtı. Oranın arkasında bir şey olduğu bomba belli. Bomba almış mıydım ben yanımda? Patlatam girem. Yok. Peki şu tarafa bakayım. Bak buraya bakmadım. Mesela bu ne? Aha. Sanki bir şeyler çıkacak ya, buradan. Mağazanın içi işte orası bak. Mağazanın içi. Tuvalete bakayım mı? Bak bana bak. Yeni perde alacak bana bu. Giremiyoruz ki mağazaya. Unlock etmek lazım. Açıyorum. Hmm. Artık ya hero ya merro yani. Bunu öldürmem lazım. Ama öldürmek yerine kafasına soda çakacağım. Nasıl fikir? Hı hı, iyi fikir. Hey! Sakin ol dostum ha. Nedir? Gel bakalım Koçero. Şöyle gölgelere çekelim seni de bir gören olmasın. Buradan aşağı yol varsa çok iyi. İyice saklayamaz mısın onu? Gel bir bakayım önce etrafa. Şu avizede bir durum vardı. Var. Yanıp sönüyordu. Kesin birinin üstüne düşebiliyoruz o avizeyi istersek. Aha. Ha, o anlama mı geliyor? Makas var. Ters bir şey yapan olursa beynini atarım. Para var. Yerde bulsan alacağım. Ne? Yılan gibi her yere de girdik ha. Dükkan... Store. Ama dükkancı Store. Kıyafeti bize şu an ters yani. Nerelere gidiyoruz ya? Bu ne? Yine bir
Disguise Kitchen Assistant. Geç. Onu sabah giymiştik. An. Abi nerelere geldik acaba? Hiç bir mutfağa geldin. Vallahi milletin beynine çaka çaka ilerliyorum ha. Ve ne olacak buralardan yani? Geri git, geri geri. Evet, buradan evet, buralar... çıkma. Ha. Buradan çıkma, çıkma. Logitech'e geçtiğimde belli oluyor değil mi hemen? Peki. Aha, bu ne? Adam iyi saklayamadın ya. Adam iyi saklayamadın. Ya kimden saklayamadım? Birisi buldu işte. Bundan mı? Bu ne? Mağazanın içinde niye geziyordu bu? Ölümüne susamış, niye gezecek? Abi hiçbir şey yok. Alt kata bakacağım ben bir de. Ya o kadın bir yerden çıktı geldi çünkü yani. Evet. Bak ikisini de öldürmedim ha. Yine iyi bir günümdeyim. O kadını da öldürmedim. Sonradan başına bela olmaz inşallah. Dursa da hak. Çıkma çıkma. Çıkıyorum ya. Çıkıyor musun? Çıkıyorum Allah artık ne olacaksa olsun. Senin için de birilerine... Bu sopa bana bilim için gerekli. Tamam devam et doktor dediler tamam. Elinde beyzbol sopasıyla yanlarından geçtin. Bilim için gerekli ama. Mikropları iyice ezmek için lazım. Ya iyi gizlenmenin en önemli tarafı da hızlıca iyi yalan söyleyebilmek. Ben artık gidiyorum ya şeyin kapısına. Neyse de yani. Git ben de biraz abur cubur alıp geliyorum. Aa böyle bir şey mi bu yayıncılık? Ne yapayım? Abur cubur istiyor canım. Sürekli ye ye ye. Bu çocukların canı çeker. Değil mi çocuklar? Vallahi gidiyorum. Ya herro ya merro. Ablacım kolay gelsin. Abi bilim adamı kostümümde var ya kimse bakmıyor. Kolay gelsin gençler bilim için lazım sopa. Kolay gelsin. Ablacım kolay gelsin. Bilim için lazım pardon. Yuh. Eve giremezsin diyor artık diyor. Adamı bulduk. Saç bilim. Şeytan diyor, vur beynine bıçağı, ne hali varsa görsün. Neyse bir hanım da gelsin de, öyle dürelim hesabını. Ya bak, o topa vuran, bu topa vuran. Böyle bir şey mi ya? Ha gidiyor. Tamam patron. O konu bende. Tamam. Çok sevindi bilim adamı gördüğü için. Yine ne varsa bilimde var diyor. Ben
bunları döverim ha. Bilim aşkına döverim yani. Bak bizim dayı içeride. Nereye gidiyor lan? Benim tarafa gelirse çok güzel beynine sopayı koyarım. Dışarı çıkıyor galiba. Reis. Reis gitti. Reis çok zor yere girdi bu sefer. Ne yaptın? Hanım girdim villanın içine de villanın içinde bilim adamı olarak geziyorum. Sopa bilim için lazım falan biraz yediler. Ama sonra sordular adam... Sordular mı? Tabii. Dayı ne yaptın hayırdır sopa niye lazım falan. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Adam evin içine girdi iyice. Hı. Evin içinde de sopalı bilim adamı artık biraz... Niye yürümüyorsun eğilmiş yürüyorsun? Çünkü gödüm attı. Şimdi birisi görse dese ki ay evin içinde sopalı bilim adamı var başına bela. Sopayı bırak, silahın yok mu senin? Bıçağın ve silahın yok mu? Ya adamları öldürmek istemiyorum ki. Oho, herkes boncuklu. İşte onu diyorum. Şu an sınır ötesi operasyon gibi düşün yani, çok zor durumdayım. Kılık değiştirmek zorundasın. Kılık değiştirirsen herkes seni tanımaz. Şöyle bahçeye çıktım bir de burada sıkıntı yok. Burada şey diyorum. Bilim için lazım, mikropları iyice ezmek için lazım falan İçeriye diyorum. İçeriye okulukla giremezsin. Herkes seni tanıyabiliyor içeride işte. Ama kılık adam değiştir. Bahçeye çıkmış tekrar. Şöyle bir, şu herifi burada keşke dikkat çekmeden öldürmenin bir yolu olsa ya. Kesin var ya bunun golf topuna bomba koyma falan vardı. Ben hatırlıyorum öyle bir şeyler de nasıl yapılıyordu acaba? Abi ne yapıyorsun ya? Çakayım mı beynine? Koşar çak, kaçarım. İlk çak hadi çak. Görelim nasıl olacak. O işin sonu iyi değil ha. Ya o zaman niye üstüne gidiyorsun adam? Ya et. Bizim kimseden korkumuz yok lan biz Adanalıyık. Anam sıkıyorlar. Ne öyle kadın gibi gev gev gev. Bu kadar daha işte. Daha hızlı koşamıyor musun? Hayır ya. Öyle bir oyun biraz bu. Çok da aksiyon oyunu değil yani. Verdim bıçağı. Şunda. Ağla bağır. Saklasana adamı. Ya bırak milleti ya taka taka gidiyorum işte. Ya saklasana! Hayır. Bizim kimseden korkumuz hemen yok. Hemen bulacaklar. Delular hey! Öl ulan. Yine geldik aynı yere iyi mi? Bu sefer bilim insanı kıyafetiyle devam edecek belki daha iyidir. Ama bilim insanı kıyafetiyle tanındık işte bir kere ne yazık ki. O, burada tanınmazdın. Kadar... Burası ya... asker dolu. Askerlerin arasında bilim insanı bilim insanları arasında asker falan olacak. Hayır üsttekiler mesela aşağı diyorlar ki eli bıçaklı bir adam var bilim insanlarına da ekstra arayın falan diyorlar artık. Bizim, anladın mı? Oho atıyor musun bunları? Hayır. Oyun iyi diye ben bir şey atmayayım yani oyun iyi. Şimdi jeneratörü kapattım. O herif buraya bakmaya gelecek. Bakmaya gelince ne olacak? Ensesine olacak? Çökeceğim. Lanet olası ensesine. Lanet olası bir kabus gibi lanet olası bir şekilde ne? Çökeceğim. Ne işimize yarayacak? Ya biraz sonra aşağıda pislik çıkacak. Nasıl? Ben ufak ufak bunları ayıklayayım diyordum o yüzden. Geçen sefer çok uğraştırdılar bizi biliyorsun. Bak şimdi bak. Bak bak. Ne oldu la it? Jeneratörünüz mü bozuldu? Köpek. Gel bakalım aslan. Seni şimdi asit varilini atacağım.
Ne varilo ya? Bilmiyorum da. Bu herife yeter bir varil gibi geldi bana. Tamam, o kız da gelecek şimdi. Ne oluyor ya? Üstünü jeneratör düzel mi diyor? Body found. Kim? Ha, o yukarıda, bu başka olay. Ben, bana bağlanmaz o. Şu erkek olsa ne güzel giyiverirdim kıyafetlerini. Bunu öldürmeyeyim diyorum. Hı! Ay, öldürdüm yanlışlıkla. Neyse. Kafa azdan bir kere çıkar. Al, gördü birileri hemen. İşte istediğim gibi silent takılamadım. Biri gördüyse oraya koymama uğraşma falan, neyse. Olsun, önemli olan profesyonellik biraz. Bomba yok mu yanında? Ne compromised oldum lan ben? Bomba yok ya. Bombalı daha ileriki level'larda başlayabiliyorum da şu an yok. Ha. Yine geldik aynı yere. Burayı bir türlü düzgün halledemiyoruz ya. Çok kötü şunu nişan almalı ya. Şunu öldüremedin ya. Ha. Gamepad ile adam vurmak biraz zor. Oo, sen. Ama şurayı çatışması geçmeyi çok istiyordum ya. Boş boşuna. Ya çünkü çatışmayla alabildiğimi gördüm artık. Neyse. Oha valla ya. 6 kişi gelmiştir. Yalan olduk reis. Öldük reis ya. Öf. Tatlar kaçtı reis. 1000 doğarız. Bir daha başla. Şu eli sopalı bilim adamı olduğum yerden geleyim mi tekrar? Hayır. Yeni bir oyuna başlayalım. Farklı bir haritada mı? Evet. Olur. Öldük şimdi.